Ben projemde Foodstore isimli bir application yaptım. Yemek satışı yapılan bir platform. Öncelikle kendimden bahsedeyim biraz. Ben Ece, yazılım mühendisliğinden mezun oldum Yaşar Üniversitesi'nden. 2021 Temmuz'da bitirdim okulumu. Daha sonra işe girdim bir 6 ay sonra. Şu an hem Flutter yazıyorum hem de C#'la masaüstü uygulama geliştiriyorum. Upschool serüvenim şöyle, ilana denk geldim, başvurdum. iOS geliştirmeyi her zaman çok istiyordum. Okulda da çok ilgiliydim mobil development'a. O yüzden Upschool'a başvurdum, kabul edildim. Daha sonra 2 aylık bir süreçte teknik eğitimlerimiz ve hard skill, core skill olmak üzere 2 tane ayrı eğitimler gördük. Bu şekilde şimdi de Capstone projesini bitirdim. Sunuma başlıyorum o zaman. İlk başta core skills'le başlayayım. Bunlar benim ekip arkadaşlarım, seyir arkadaşlarım. Ayşegül bizim mentorumuzdu. Ümmü Gülsüm, Buse, Kübra, ben ve Nur Sema olmak üzere 6 kişiyiz. Core Skills'in bana kattıkları, gerçekten kendimi nasıl daha iyi challenge ederim aslında. Bu yönde, yani kendimi pozitif yönde zorlamak, kendimi geliştirme aşamasındayken zorlayarak ya da bunu kendimi yıpratmadan yapma konusunda bana çok yardımcı oldular. Gerçekten hem Ayşegül hem diğerleri. Bu şekilde ekip olarak da birbirimize çok destek olduk gerçekten ve zora düştüğümüz zaman, zorlandığımız zaman her zaman birbirimize gereken desteği verdik. Daha sonra benim projeme başlayayım şimdi. Kullandığım teknolojiler, Viper mimarisi kullandım uygulamayı yazarken. API'leri çekmek için kullandım, Alamofire kullandım. Resimler için Kingfisher'ı kullandım. Daha sonra bir splash screen hazırladım. Onun için onun daha doğrusu GIF olarak kullandım ben. Lottify sitesinden aldım GIF'lerimi. Daha sonra bir map ekledim ve profil sayfası oluşturdum. Profil sayfasında uygulama içerisinden library'den fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. O yüzden Photos library'sini kullandım. O zaten Xcode'un kendisinde var olan bir şey. Dışarıdan kullanmadım. Bu splash screen'im. Bunu oluştururken şöyle yaptım. GIF loader diye bir Swift file oluşturdum. Onun üzerinden bir view controller oluşturdum ve view controller file oluşturdum. Onun üzerinden otomatik olarak geçebiliyor. Daha sonra bir login sayfam var. Login sayfasında kullanıcı adı şifre giriş yapıyoruz. Direkt yanlış şifre ya da yanlış kullanıcı adı girdiğimizde hata veriyor. Daha sonra yükleniyor sayfasına yönleniyor. Yükleniyor sayfasında da tekrar Loti'den aldım bir GIF'i kullandım. Buradan sonra şöyle bir şey yaptım. İnternet kontrolü yaptım. Çünkü ben internet API kullandığım için internet olmadığı zaman program boş kalıyor. Ve ben de bu noktada orayı doldurmak için internet kontrolü yaptım. Ayrı bir class, yine Swift file oluşturarak bu şekilde, eğer internetin kapalı olduğu zaman bu sayfaya yönleniyorsunuz. İnternetiniz açık olduğu zaman ana sayfaya yönleniyoruz. Ana sayfada
İki tane collection view kullandım, kategoriler ve yemekleri seçmek için. Yemekleri genel olarak değil, size özel şeklinde hani önerilenler gibi yaptım. Burada teslimat adresini seç diye yukarıda bir buton oluşturdum. Buradan harita sayfasına yönleniyoruz. Ayrıca bir search barım var. Search barda aşağıdaki size özel önerilen yemeklerden arama yapabiliyoruz. Daha sonra Collection View'da yemeklerin üzerine basarak detay sayfasına gidiyoruz. Bu hazırladığım harita sayfası. Bu da detay sayfası. Burada ürün açıklaması yerine açıklama yazmadım. Onun yerine bir yazı kullandım. Adet seçimi yapabiliyoruz stepper'la beraber. Ürün fiyatını gösteriliyor ve resim gösteriliyor. Burada resmi çekerken yine Kingfisher kullandım. Sepet sayfasında şöyle sepete ekledikten sonra buraya düşüyor. Bir toplam tutar hesaplama fonksiyonu yazdım. Daha sonra pardon, eğer sepeti bütün ürünleri sildiğimizde bir uyarı geliyor. Sepetinizde ürün bulunmamaktadır diye. Orası da boş kalmasın diye böyle bir şey yaptım. Hem de kullanıcıya güzel bir görsel olsun diye. Daha sonra profil sayfam var. Profil sayfasında hem kamerayı açabiliyoruz aslında hem de library'den kullanabiliyoruz. Bunun için info playlist dosyasından izinler aldım. Kamerayı açamıyorum çünkü şu an bir simülasyonda yaptığımız için o kısmı, o butonu aktif etmedim. Sadece library'den simülatörde olan resimlerden bir tane koyabiliyoruz ve düzenli hesabımız. Bu kısımların fonksiyonel kısımları yok. Bu şekilde ve